Doğru söyle ama şeffaf ol. Beni özledin mi ya? Şu kamera karşısında beni özledin mi? Aleyna'dan sıkıldın mı? Yordum be abi. Allah Allah. Devam etmiyorum. Teknomaş'tan herkese merhaba. Arkadaşlar uzunca bir sürenin ardından yeniden karşınızdayım. Bugün size çok keyifli bir ürün tanıtmak istedim. Aslında bu ürünü kendim için sipariş ettim. Denedim, kullandım, bayağı beğendim. Şimdi sizinle birlikte incelemek istiyorum. Kutumu da hemen çağırıyorum. Şimdi olay şu arkadaşlar. Ben 2 yıl önce bir kulaklık kullanıyordum. Çok severek kullanıyordum ve o kulaklığımı kaybettim. Daha sonra bir bocalama süreci oldu. Kulaklık aldım bozuldu. Kulaklık aldım kayboldu. İşte kulağımı acıttı vesaire derken bu durum gittikçe canımı sıkmaya başladı. Ben de bir süre bekledim. Biraz araştırdım, ettim. Çünkü bu sefer nokta atışı yapmak istiyordum. AliExpress'ten Soundpeace'in True Air 3 modeliyle karşılaştım. Hemen siparişimi verdim. Ürün elime geçti. Yaklaşık bir aydır da kullanıyorum. Överek başlamayacağım ya bu kulaklığı. Bir kutuyu açalım. Beraber inceleyelim. Eminim sizin de içinizdesinler. Çünkü malum hani bu işin içindeyiz. Arkadaşlar da soruyor. Buradan o arkadaşlarıma sesleniyorum. Nihayet kulaklığımızı bulduk arkadaşlar. Bu kulaklık gerçekten fiyatının da hakkını veriyor. Kalitesiyle, kullanımıyla vesaire çok keyifli bir kulaklık. Ben niye açtım hemen bunu ya? Açmışken hemen şuradan bakalım kutuda ne varmış. Soundpeace'in logosu var. Air 3 yazısı var burada. Teknik özelliklere hiç girmişler mi diye. Kutuda öyle bir şey yok ama ya keyifli bir kutu. Buraları çok şey yapmasam mı ya? Ben kulaklığı bir an önce açmak istiyorum çünkü. Şu şekilde içini gösterip açayım arkadaşlar. Jelatinini çıkardım. Bu arada yalandan yeniden sardım yani. Ben zaten kullanıyordum. Hani size güzel bir sunum olsun diye. Ondan sonra kullanım kılavuzumuzu çıkaralım. Kablomuzu çıkaralım. Şu kutu, ben bu kutuyu galiba hiç açmadım aldığımdan beri ya. Çünkü bende yedek kablo da vardı. Şu kutuda şöyle Type-C kablosu var arkadaşlar. Type-C olması güzel, her zaman bahsediyoruz. Modern bir bağlantı kablosu bu. Ondan sonra kutuya gelecek olursak şöyle kullanım kılavuzunu buraya falan oraya şuraya atayım. Kulaklığımla baş başa kalmak istiyorum. Şimdi kutuya gelecek olursak sanırım şimdiye kadar ürün tanıtımı yaptığımız videolardaki en ergonomik, en minik kutu. Kullanımı falan açılımı, kapanması çok kolay. Şöyle göstereyim size. Hemen şöyle kulaklıkları alıyorum elime. Kutuya şöyle bir göz atıyorum. Şurada bir ışığı var. O ışık şarj göstergesi aynı zamanda arkadaşlar. Birazdan teknik özelliklerden bahsedeceğim. Şurada da bir tuşu var. Reset atma tuşu. Kutumuz ağırlık olarak çok hafif. Şu pantolonlardaki küçük cebe de girebilir bir kutu. Ondan sonra şöyle bir şey deneyelim. Düşmesini, kalkmasını. Hop koyuyorum tekrar yerine. Şimdi şöyle bir düşürmeye çalışalım. Bakalım düşüyor mu? Bu arada kutuyu şöyle tuttuğunuzda otomatik kapanıyor. Ama böyle tuttuğunuzda demek ki düşmeye karşı önlenmiş bir mekanizması var. Çok tatlı geldi bana zaten. Kırılması zor bunun. Yani ekstra bir şey yapmadığınız sürece ben kırılabileceğini düşünmüyorum. Çok iyi o anlamda. Şimdi kulaklığımızın mikrofonlarına bakıyorum. Biri şurada, biri de şurada arkadaşlar. İki mikrofon var. Şurada da dokunmatiği var. Bakayım başka. Şurada metal destekler var. Gayet güzel. Minicik zaten ya. Bu kulak çok minik ve kulakta hemen şöyle duruyor. Yani böyle bayılarak anlatacağım. Leyre'ye takarsam olmaz tabii bir saniye. Şöyle arkadaşlar. Şöyle duruyor ya. Yani kulağınızda hiç kulaklık yokmuş gibi. Ve telefon görüşmelerinde zaten kulaklıkla konuştuğunuzu kimse anlamıyor. Yıldan sonra benim için büyük rahatlık oldu. Çünkü her defasında sesin gelmiyor, kulaklığını çıkar vesaire bir sürü ıvır zıvır baş ağrıtıyor. Bu kulaklıktan ne müzikte ne konuşmada kolay kolay sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kulaklığımızın yapısını inceledik arkadaşlar. Şimdi kullanım kılavuzuna bakayım. Türkçe belki şans eseri vardır. Çünkü True Air 3'ün satışını da bulamadım. Daha önce sanal pazar yerlerinde satmış galiba. Sonra bitmiş falan bir şey olmuş. Ama Soundpeace'in galiba distribütörlüğü alındı. Ve yakında Türkiye'de satışta olacak. İndirimli fiyatıyla satışta olacak. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi kullanım kılavuzunda İngilizce var ve diğer diller var. Evet, Türkçe yok. Burada da zaten teknik özelliklerinden falan bahsediyor. Dilerseniz teknik özellikler kısmına geçelim. Orada ürünü daha detaylı inceleyelim. Şimdi arkadaşlar gelin bu minik tatlı kulaklığımızın teknik özelliklerini. Senin ne teknik özelliğin olabilir acaba? Kulaklık kutumuzun 33 gram ağırlığı var. Kulaklıklarımızın her birinin sadece 4 gram ağırlığı var arkadaşlar. Ben bazen takıp unutuyorum zaten. Kulaklıklar gerçekten çok hafif. Bataryasına gelecek olursak True Air 2 modeline göre kutusu ve yapısı biraz küçüldüğü için bataryadan kısmışlar ama bence çok güzel olmuş. Yani çok önemli değil. Çünkü True Air 2'de yaklaşık 25 saat kullanım süresi vardı. Burada da 17-18 saat var. Zaten düzenli kulaklık kullananlar bilir. Bu hemen tüketilecek bir zaman değil. Çünkü dinliyorsunuz, 1-2 saat dinliyorsunuz, bırakıyorsunuz vesaire. Günler sürebiliyor o bataryanın tüketimi. 220 mAh'lık bir bataryası var kutunun. Kulaklıklarımızın her birinde 30 mAh, 60 mAh yani yaklaşık 3 defa şarj edebiliyorsunuz. Her bir kullanımda 5-6 saat kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusunda haliyle 17-18 saat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanım süresi bu. Qualcomm aptX Adaptive kodeğini kullanmışlar. Burada da kulaklıklar için gelişkin bir kodek bu arada. Kızılötesi sensör yerleştirilmiş.
özelleştirilmiş bu kulaklığa. True Air 2'de var mıydı hatırlamıyorum ama bu kulaklıkta var arkadaşlar. Bir de True Air 2'de IPX4 sertifikası vardı. Bu da toz ve su damlamalarına karşı bir dayanıklılık gösteriyordu. Bir tık işte yarım santim, bir santim falan su derinliği alabilecek kadar IPX5 sertifikası donatılmış bir kulaklık bu. Şimdi dilerseniz kağıt üstündeki bu teknik özelliklerimizi tamamladık. Geçelim. Dokunmatiğinden bahsedelim. Ses performansından bahsedelim. Biraz müzik dinlemek istiyorum açıkçası bu kulaklıkla. Bir de dışarıya çıkıp dış sesleri nasıl alıyor konuşma esnasında onu deneyeceğiz hep beraber. Şimdi gelelim kulaklıklarımızı telefona bağlamaya. Telefonumu hemen çıkarıyorum. Ayarlardan Bluetooth'umu açıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen bir resetli göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kulaklık benim telefonuma bağlıydı. Şimdi resetleyeceğim. Nasıl resetleniyor? Şuna 10 saniye basıyorsunuz arkadaşlar. Önce bir yeşil ışık yanacak şarj göstergesi için. Sonra beyaz bir ışık yanıp sönecek. Sonra tekrar yeşil ışık gelecek. Sonra beyaz ışık 1-2 defa evet yandı söndü. Bununla kulaklığı tamamen resetliyorsunuz. Şimdiye kadar bağlı olduğu tüm cihazlardan bağlantısını kesiyorsunuz. Bu yaklaşık bir 10 saniye sürüyor. Bluetooth ayarlarından Bluetooth'umu açacağım. Kulaklıklar daha kutudayken bağlanmaya çalışacağım. Evet Soundpiece Air 3 olarak görülüyor. Bağlanıyor mu? Bağlandı arkadaşlar. Şimdi kulaklıklarımı kutusundan çıkarabilirim. Şimdi açalım bakalım müziği. Böyle iyice yerleştiriyorum ses alımı için. Şu an sesi açmaya başlıyorum. Bir konuşur musunuz sesinizi alabiliyor muyum diye? Şu an çok iyi. Sesinizin tınısı geliyor. Ama şey tamamen müzikteyim. Bu güzel bir özellik bence. Bundan bahsedeceğim çünkü kapatmıyor yani. Dış sese kapatmıyor. Herhangi bir eylem gerçekleştiğinde de o anda hissedebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hissedip yönelebiliyorsunuz. Şu an Hıvop'tan Azrail dinliyorum. Bak duyuyorum. Müziği de çok iyi alıyorum ama o ses de geliyor. Onun da sebebi şimdi biraz kulak içi kulaklıklardan bahsedelim. Arkadaşlar silikonlu kulaklık olduğunda iyice kapatıyor yani ses alımınızı tamamen kapatıyor silikonlu kulaklıklarda. Bu kulak içinizi ağrıtabiliyor. Bunu kullananlar var. Ben mesela bir dönem denedim. Kulağımı acıtmıştı mesela. Kulaklıklarda dış sesi alabiliyorsunuz. Bu sefer ya da müzik çaldığında dışa ses verebiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ama Soundpiece Air 3'te teknolojisini çok güzel ayarlamışlar. Mesela toplu taşımada da denedim bu kulaklığı. Müziğe tamamen adapteyim. O konuda hiç şey yok. Ama dışarıdan atıyorum işte anons yapılıyor. Metro durağına vesaire geliyoruz. Orayı da algılayabiliyorum. Ama tamamen dediğim gibi içerideyim. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Hani uğultu gelmiyor. Kalabalık gelmiyor. Ama bir ses geldiğinde onu hissedebiliyorsunuz. Yani ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Şurada bir ses geçişi var dışarıdan ama uğultuyu kesiyor. Uğultu yerine mesela müziği alıyorum. Ondan sonra bir ses gelince o sesi de duyabiliyorum. Yani tam tonunda ya. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama çok tonunda. Ya o ses aktarımı, o ses dengesini belirleme çok tonunda. Haliyle bu beni mutlu etti çünkü dediğim gibi dış seslerden kaynaklı alamıyordum bunu. Silikonlu denemek zorunda kalıyordum ama bu o dengeyi True Air 3 gerçekten çok iyi ayarlamış durumda. Gelelim bu çıkıntısına. Her bir kulaklık çift mikrofonlu olduğu için arkadaşlar konuştuğunuzda 4 mikrofona sesiniz geliyor. Haliyle karşı taraf kulaklıkla konuştuğunuzu anlamıyor bile. Gelelim hafifliğine hafif zaten. Oyun modu var arkadaşlar bu kulakta. Birazdan dokunmatiğinden bahsederken ne işe yaradığını söyleyeceğim. Zaten Soundpiece'in şöyle bir standart var. Her kulaklıkta dokunmatiği değişmiyor arkadaşlar. Neredeyse bütün kulaklıklarda aynı standart. Atıyorum bu modelde iki defa basıp şarkıyı durduruyorsanız True Free 2 modelinde de aynı standart var. Hala marka kendisini çok rahat alıştırabiliyorsunuz. Kendi modelleri arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Kulaklıklarımızın dokunmatiği de şu şekilde arkadaşlar. Sağ kulaklığa bir defa tıkladığınızda sesi yükseltebiliyorsunuz. Bayılıyorum burayı anlatmaya. Sol kulaklığa bir defa tıkladığınızda sesi düşürebiliyorsunuz. Sağ kulaklık ve sol kulaklığa çift tıkladığınızda play pause yapabiliyorsunuz şarkı. Ya da diyelim ki bir arama geldi yine çift tıkladığınızda aramayı açabiliyorsunuz. Arama esnasında yine çift tıkladığınızda aramayı kapatabiliyorsunuz. Sol kulaklığa 3 defa tıkladığınızda oyun moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun modunda da arkadaşlar denedim gördüm çok az bir gecikme payı var. Yani piyasadaki kulaklıklara göre gerçekten çok az bir gecikme payı var. Sağ kulaklığa 3 defa tıkladığınızda telefonunuzda sesli asistana bağlanabiliyorsunuz. Sağ kulaklığa 1,5 saniye basılı tuttuğunuzda şarkıyı ileri alıyor. Sol kulaklığa 1,5 saniye basılı tuttuğunuzda şarkıyı geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yine diyelim ki telefon araması geldi. Aynı şekilde 1,5 saniye sağ ve sol kulaklığa basılı tuttuğunuzda telefonu meşgule alabiliyorsunuz. Aramayı meşgule alıyorsunuz arkadaşlar. Son bir şey şimdi sağ kulaklığa 2 saniye basılı tuttuğunuzda sol kulaklığa 2 saniye basılı tuttuğunuzda yoruldum ya. Ya bunu zaten öğreneceksiniz de ben yine anlatasım geliyor arkadaşlar. Anlatacağım. Sağ kulaklığa ve sol kulaklığa 2 saniye basılı tuttuğunuzda şimdi bunu biraz detaylı anlatmam lazım. Anlatacağım. Diyelim ki bir arama
geldi. İki defa bastınız, bir aramada konuşuyorsunuz. Sonra başka bir arkadaşınız da aradı. Anlatacağım. İki defa ona da tıkladınız, aramayı açtınız. Şimdi haliyle konuşmalar arasında geçiş yapabilmek için 2 saniye sağ veya sola basılı tuttuğunuzda konuşmalar arası geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birini beklemeye alıp diğerinden devam edebiliyorsunuz. Bu özelliği biraz kompleks de mi anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız sıkıntı bende zaten. Çünkü bu kısmı beni çok yoruyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an dışarı çıktık. Dışarıda rüzgarda bir hava var. Aleyna'yı aradım. Aleyna sesin geliyor mu şu anda? Sesini çok güzel alıyorum. Rüzgarın sesini bir tık alıyorum ama normalde de telefonla nasıl konuşuyorsak öyle duyuyorum seni aynı. Oy şahane. Zaten ben de sonradan dinleyebileceğim. Şu anda hiçbir fikrim yok. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar sesin nasıl aktarıldığına. Dair şimdi dilerseniz teknik özellikler kısmına geçebiliriz tekrardan. Şimdi gelelim kulaklığımızın kızılötesi sensörüne. Arkadaşlar kızılötesi sensörü şu şekilde. Şu anda müziğimi açtım. Açtım öyle kulaklığı süs olsun diye taktım. Şarkıyı sizle de paylaşmak istedim. Biz ne yapıyoruz? Niye kapandık ya? Güzel oldu güzel. Hiç öyle demeyin. Gerçekten güzel oldu. Geçiş oldu şu anda. Şimdi şöyle ben kulaklıkları koydum ya açık bir şekilde buraya. Belli bir süre, bir dakika galiba bunun süresi. Bir dakika bekledikten sonra kulaklar bataryalarını korumaya almak için otomatik kapanıyor. O yüzden az önce müzik açalım derken olmamıştı o iş. Şimdi arkadaşlar kulaklıklarımızın kızılötesi modundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kulaklığımı çıkarıyorum ve müzik duruyor. Takıyorum. Hop müzik devam ediyor. İkisini çıkarıyorum. Hop müzik duruyor. Hop oradayım. Hop buradayım. Tamam da niye oradasın? Bu özellik True Air 3 modelinde var arkadaşlar ve çok güzel bir özellik gerçekten. İkide bir telefonunuzu almak falan zorunda kalmazsınız. Biri konuştu diyelim hemen çıkarıyorsunuz. O anda zaten müzik duruyor. Tek kulaklığınızı çıkarıyorsunuz. Diyaloğa giriyorsunuz. Diyalog bitiyor. Hop takıp müzik dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kulaklığın iyi özelliklerinden ve kötü özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk önce iyi özelliklerinden bahsedeyim. Çünkü bu gerçekten önereceğim bir kulaklık. Şey diye abartmayacağım. İşte AirPods'a niye bu kadar para veriyorsunuz bilmem ne. O da kendi işinde çok iyi bir kulaklık. Zaten teknolojisi bayağı ileride. Pazarlaması falan yerli yerinde yapılıyor. Samsung'un da keza öyle. Huawei'in de öyle. Ama Soundpeace yeni yeni Türkiye pazarına da giren, dünyaya da açılan ve ses kalitesiyle gerçekten tatmin eden bir kulaklık. O yüzden hani onun yerine bunu alın falan değil. Bu özgün bir kulaklık. Yani fiyatıyla performansıyla gerçekten özgün bir kulaklık. Konuşmayı çok rahat yapabiliyorsunuz. Bu bir. Cepte zaten. Kulaklık alan insanların çoğu sürekli konuştukları için vesaire konuşmada sesi iyi veriyor mu kötü veriyor mu ona göre karar veriyorlar. Alma ya. Bu kulaklık konuşma sesini gayet iyi aktarıyor arkadaşlar. Müzik sesine gelecek olursak orta düzeyden en yükseğe kadar müzik ses performansı gayet güzel. Ondan sonra çok az gecikmeli oyun modu var. Kızılötesi sensörü var. Bu da kullanımda çok güzel pratik sağlıyor. Kullanım süresi çok uzun. Şimdiye kadar aslında incelediğimiz bütün Bluetooth kulaklıklarda beni tatmin eden bir kulaklık olduğu için zaten bu benim kulaklığım. Kendi kulaklığım olduğu için hayli bir markayı mağazayı büyütme gibi bir gayem yok. En kötü özelliği de işte keşke bedava olsaydı para verip aldık. Zaten fiyatını birazdan söyleyeceğiz. Ondan sonra sizin bütçenize kalmış. Ama insan para verince üzülüyor işte ne diyeyim daha. True Air 2'den farkı işte kızılötesi sensör gelmesi, kutusunun çok daha pratik hale gelmesi, şu kısmın yaklaşık bir yarım santim kadar kısalması. Ondan sonra ne kaldı? Basslar, midler, tizler ama True Air 2'de de aynı. Onun ses performansını da çok beğenmiştim. Burada tasarım olarak, ses olarak ve kodek teknolojisiyle beraber gayet keyifli ve uzun ömürlü bir kullanım sunan kulaklık diyelim. Şimdi fiyat performans kısmına geçelim arkadaşlar. Serhat videoyu bitirip bitirmeyeceğime şimdi karar vereceğim ya. Doğru söyle ama şeffaf ol. Beni özledin mi ya? Şu kamera karşısında beni özledin mi? Aleyna'dan sıkıldın mı? Yordum be abi. Allah Allah. Devam etmiyorum. Özledin mi özlemedin mi? Aleyna'dan sıkıldın mı? Peki o zaman devam edebilirim. Ya ben bir şey unuttum. Şu ışık yeşil yanınca arkadaşlar kutunun şarjı %50 ile %100 arasındadır. Sarı yanarsa %10 ile %50 arasındadır. Kırmızı yanarsa 0 ile 10 arasındadır arkadaşlar. Artık şarja takın. Kulaklık şarj istiyor. Bunu da söylemiş olayım. Neyse geleyim kulaklığın fiyatına. Ben bu kulaklığı 650 lira baydım. Ama Türkiye'de sonra bir arkadaşım dedi ki ya sen deli misin 450 liraya 500 liraya falan Türkiye'de satıyordu. Ama bulamadım yani o anda satmıyordu. Yoktu. Biri getirmiş muhtemelen satıp bırakmış. Ama dediğim gibi distribütörü şey diyor hani çok yakında getireceğiz. Ben biraz peşine düştüm çünkü kulaklığın markanın modelin. Diyeyim hadi kapatalım ne yapalım. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Nice 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 Cumhuriyet bayramlarına diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.